Herkese merhabalar. Bu videomuzda birazcık piyasanın gidişatından bahsedeceğiz. Birazcık da neden araba incelemesi videosu gelmediğinden bahsedeceğiz. Böyle bir video yapalım dedim. Araba inceleyemiyoruz bu ara hem şartlar gereği hem piyasanın durumundan dolayı. Tam bu noktada da piyasanın durumu nereye doğru gidiyor? Biraz bundan bahsetmek gerekiyor. Videoya geçmeden önce eğer videoyu izledikten sonra videoyu beğenirseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Hadi gelin şimdi videoya geçelim. Evet, bir süredir araba incelemesi videosu atamıyorum. Bunun belli başlı sebepleri var. Birincisi okul için başka bir şehirde bulunmam ve bulunduğum şehirde çok fazla otomobil bayisinin bulunmaması. Bir diğer sebebi az bulunan bayilere de derslerimin yoğunluğundan ve sınavlarından dolayı gidemiyor olmam. Bunların yanında gidebiliyor olsam bile bayilerde araç bulunmaması. Yani gerçekten ben ara ara belki bir yerlerden bulabilirsem fotoğraf. Bayiler bomboş. Yani hiçbir tane bile araba olmuyor. Belki numunelik bir iki tane araba getiriyorlar. Onlar da satılmış oluyor. Öylesine teşhire koyuyorlar arabaları. Yani gerçekten piyasada bir araba açığı var. Araba enflasyonu var. Şöyle de bir durum var. Araba yok. Var ama yok. Şöyle çip krizinden dolayı zaten az miktarda araç üretiliyor. Az miktarda üretilen araçlardan da Türkiye'nin pazarı biraz daha küçük olduğu için diğer ülkelere göre daha az araç gönderiliyor. Böyle olunca bayilere ayda 10 tane 12 tane anca araba geliyor. Gelen arabaları da ya galeriler alıyor ya insanlar alıp garaja çekip al sat yapıyorlar. İşi ticarete dökmüş durumdalar. Öte yandan burada bazı bayilerin değişik tutumları var. Mesela siz bir araç almak için gittiğinizde bayiye ben araç almak istiyorum dediğinizde bayi size takasa verecek bir aracınız var mı şeklinde bir yaklaşımda bulunabiliyor. Bunun sebebi de şu, bayilerde 25, 30, 40 kişi çalışıyor. Ve bu çalışanların maaşının ödenmesi, bayinin bir şekilde devir daim yapıp yani kendini idare edebilmesi gerekiyor. Bu noktada da şöyle bir sıkıntı var. Zaten az miktarda araç geliyor ve gelen araçların fiyatı kurdan dolayı yüksek olduğu için bayinin kar marjı bayağı azalmış oluyor. Böyle olunca bayilerde ne yapıyorlar? İkinci el araçları toplayıp onları satıyorlar. Bu noktada insanlara bir şey diyemezsiniz. Hani niye böyle yapıyorsunuz da diyemezsiniz. Sonuçta o bayilerin bir şekilde kendini idame ettirebilmesi lazım. Buradaki sorun bence şu. Sıfır bir araç almak istediğinizde araba bulamamanız. Bulsanız bile aksesuar dayatması yapılması. İşte burada haksız olan taraf gerçekten bayiler. İnsanlara zorla bir şeyler satamazsınız. Bir şeye zorlayamazsınız. Öte yandan bu araçları biz niye göremiyoruz? Hiç stok sahaları dolu, araba satışlarında hiçbir azalış yok. Ama neden? Bize araba yok deniyor. Bu noktada da stokçuluk baş gösteriyor. Bayilere, hani galerilere, yani galerilere vermese bile şöyle oluyor. Galeri bir şahısla anlaşıyor. Tamam mı? Şahıs diyor ki, hani şahısa diyor ki, git diyor sen diyor bayiden arabayı al diyor. Ben senden alacağım arabayı. Hem de üstüne şu kadar para koyup mesela araba 300 bin liraysa ben senden 350'ye 400'e alacağım diyor. Sonra o 400'e aldığı arabayı da 350'ye aldığı arabayı da 400'e 450'ye satıyor. Bu noktada araç fiyatlarında sıfır ikinci ellerde ciddi bir fiyat yükselişi var. Bu noktada tabii sıfır araç bulamamanız devreye giriyor. Yani sizin bulamadığınız sıfır araçlar onlar oluyor esasında. Yakın zamanda devlet de bu duruma el attı. İzmir'de bir operasyon yapıldı. Ankara'da yine bir araştırma başlatıldı. Soruşturma başlatıldı. Savcılıklar devreye girdi. 50 kişi gözaltına alındı bu stokçuluk davalarından dolayı. Özellikle şöyle bir şey gördüm. ÖTV indirimi döneminde, ÖTV düzenlemesi geldi ya, ÖTV'de bir matrah düzenlemesi yapıldı. Bu matrah düzenlemesi döneminde araçları bayiler yakınlarına satıp sonra onlardan alıp ikinci el olarak satmışlar. Böyle şeyler de olmuş. Bununla ilgili de çalışma başlatılmış. Bununla ilgili de bir soruşturma başlatılmış. Bunu yapan bayilerle bayilerde tespit edilmiş. Devlete uğrattıkları zarar kadar ceza kesilecekmiş. Öte yandan İzmir'de bir bayiye stokçuluk yaptığı gerekçesiyle 545 bin lira para cezası kesildi. Ya bu bence biraz daha düşük bir meblağ. Biraz daha pahalı olabilir. Sonuçta 545 bin lira bir aramanın parası yani bir şey değil. Biraz daha yüksek meblağlarda caydırıcı cezalar olmalı. Gerçekten devlet de artık buna el atmış durumda. Bu stokçuluğa karşı el atmış durumda. İlerleyen dönemde piyasada ne olur? Bir artış azalış duruş dengesi ne olur?
Valla şöyle söyleyeyim, bu çip krizi çözülüp araç sayıları normale dönene kadar yükseliş devam eder. Çözülse bile durulur mu? Biraz zor. Çünkü bizim insanımız artık otomobili ticaret aracı olarak görmeye başladı. Otomobil bir ticaret aracına döndü. Bu piyasanın yani şu an kur dengelense işte araç piyasası yani araç temininde tedariğinde sıkıntı yaşanmasa bile araç fiyatlarına bir durulma yani en fazla durur. Yukarıda sabit kalır. Düşüş olacağını ben düşünmüyorum. İnsanımız artık bu işi ticarete döktü. İnsanımız da aslında bir yandan haklı. Şöyle düşünün. Bir araç örneği verelim. Ne verelim? Clio'dan gidelim. Yaklaşık 2 ay önce Kasım ayın Ekim ayında evet Ekim ayında Clio'nun Touch paketinin 1.0 turbosu 225 bin liraydı. Bu aracın bugünkü liste fiyatı 430 bin lira. Öte yandan ilanlara baktığınızda da 500 bin liraya Clio Touch var. 2 ay gibi bir sürede %100 kar. Kar. Bu yani karı %100 olmasa bile TL bazında %100 kar. TL'nin değer kaybı %100 mü? Değil. TL'nin değer kaybı en fazla %10, %15 ya da %50. Hadi %50 olsun bak en fazlasını söyleyeyim %50 olsun. %50 şey olsa değer kaybın olsa %50 kar etmiş oluyorsun yine. Enflasyon karşısında ve piyasa karşısında parayı koruyabilen en böyle nasıl diyeyim paranızı en iyi koruyabileceğiniz yer otomobiller oldu gerçekten bu dönemde. İnsanımız da o yüzden cidden bu işe yöneldi. Ya bu durumdan hani ben pek hoşnut değilim açıkçası. Ben otomobilleri keyif faktörünü göze alarak kullanmayı seven bir insanım. Otomobilden aldığım keyfi önemseyen bir insanım. Ama otomobilin bir ticaret aracı olarak görülmesi benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Bakalım bu piyasanın sonu nereye gidecek? Sizce piyasa nereye gider? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bu fiyatlara rağmen satılan araçlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hani madem kimse alamıyor, bu arabaları kim alıyor? Ben bunu merak ediyorum. Sizin de düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.